Manşete hoş geldiniz. Dün arkadaşlarla konuşuyoruz, ekip arkadaşlarımızla Monstarda. Ben son haftalarda artık gazete manşetlerini ekrana vermez veremez oldum dedim. Çünkü gazete manşetleri hiçbir şey ifade etmiyor Türkiye'de. Bilirsiniz ilk başladığımız günden beri bütün gazetelerin kaç gazete yayınlanıyorsa manşetlerini verir. Sonra bunu biraz azalttım gündeme göre manşetler seçmeye başladım başka şey. Fakat azaldı 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 artık gazete manşetleri. E, gündemi e, maalesef taşımıyor, maalesef gündemi e, işlemiyor, e, gündemin üzerine yürümüyor, bambaşka kendine göre bir gündemi var. Ve son haftalarda özellikle spesifik konular üzerinde durmaya başladık ki Türkiye'de bunların üzerinde durulmuyor. E, lafı fazla uzatmayacağım, Soylu için çember daraldı e, başlığıyla çıktık bugün. E, sebebi şu biliyorsunuz Sedat Peker videoları, 5. videodan sonra 6.sı bekleniyor. Ee, o arada tabii bu olay e, dinamik yürüyor. Yani Sedat Peker 10 bölüm video çekmiş de peyderpey yayınlanıyor ...işte bir sezon dizi falan böyle bir şey değil... ...her videodan sonra mutlaka bir takım gelişmeler oluyor... ...bir takım açıklamalar oluyor... ...bir takım giden gelen oluyor neyse... ...ona göre sonraki videoyu, sonraki videoyu, sonraki videoyu çekiyor... ...bir takım konulara cevap veriyor, bir takım konulara giriyor... ...gireceğim dediği konulara girmiyor... ...önünde not kağıdında gündem listesinde olduğu halde girmediği... ...Suriye'ye giden silahlar konusu var... ...bundan neman alanlar konusu var... İki bölümdür buna girmiyor örnek olarak söyleyeyim. Erdoğan'a laf kondurmuyor ama Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar'a veya Mehmet Ağar kabilesine çakıyor. Alaaddin Çakıcı'ya hiçbir şey söylemiyor. Filan böyle, böyle gidiyor. Yani dinamik yürüyen bir süreç. Bu videoların birinde muhtemelen dördüncü videoda Süleyman Soylu ile kendi arasında Öz Işıkların internet haber sitesinin sahibi bir YouTube kanalı da var internet haber sitesinin sahipleri Özışık ailesinin ki üç kardeş bunlar Hadi, Süleyman ve Mehmet. Ama başat olan Hadi yani ağabey konumunda ve her şeyi çekip çeviren o patron patrono Hadi Özışık'ın aracı olduğunu Süleyman Soylu ile kendi arasında ve e, Hadi Özışık'ın ki şu şahıs e, birlikte Süleyman Soylu ile fotoğrafları. Hade Özışık'ın aracı olduğunu ve Hade Özışık'ın e, işte efendim Süleyman Soylu'nun mesajlarını kendisine getirdiğini, kendi mesajlarını da Süleyman Soylu'ya götürdüğünü söyledi. Yani Süleyman Soylu esasen özetle şunu istiyordu. Ya çok fazla bu işleri şey yapmasın, e, dallandırıp budaklandırmasın, bakacağız edeceğiz vesaire. Ama Süle e, Sedat Peker e, bir anlamda Süleyman Soylu'yla köprüleri atmıştı. E, Nisan'da bana söz verdin. Bir şeyler değişecekti, değişmedi ve benim dönüş biletimi yaktın. Temel şey hikaye bu. Bilakis e, Nisan'da ben dönüş beklerken benim evimi uzun namlulu silahlarla polis bastı. Ona da ağır polisliği diyor, Mehmet Ağır Polisliği. İşte karımı kızımı korkuttu vesaire. Ondan dolayı köprüler atıldı. Belli ki Süleyman Soylu'dan beklediği ilgiyi e, göremedi. Sedat Peker. devamla da ilk üç videoda, videoda Süleyman Soylu'ya temas etmeyerek belki hala pazarlık kapısını açık tuttu bilmiyoruz. Ama aracıların gidip geldiği sadece Hadi Özışık'ın değil belki başkalarının da olduğu ortada. Neden Hadi Özışık? Çünkü Hadi Özışık'ta Süleyman Soylu'nun hukuku eski. Ben Hadi Özışık'ı tanırım. 2000 yılından tanırım. 2000 yılında ben İstanbul'a yeni gelmiştim. Teşvikiye Camii'nin karşısında İkbal İş Merkezi vardı. Oranın 7. ya da 8. katında Ercan Can Mutlu'nun bir ofisi vardı. O zaman sosyetik Siran Ertan'ın kocası. Öyle geçiyor. Neyse orada e, avukat e, Münci İnci'nin avukatlık bürosu vardı. Vefat etti. Rahmetli oldu. O e, bir internet sitesi kurmuştu. İmedia isimli İmedia.com Beni de onu oraya getirdi. Önce editör yaptı. Sonra da onun başına koydu. Bir sene bir buçuk sene kadar o ofiste çalıştım. Ben Komu yaparken orada 2000 senesinden bahsediyorum. İnternet haberde yeni kurulmuş Kadıköy'deki bir apartman dairesinde ayakta durmaya çalışıyordu. Bir gün internet haber sitesinden bir açıklama yaptılar. Dediler ki artık götüremiyoruz. Maddi koşullar el vermiyor. Kapatacağız. filan. Ben telefon açtım. Ee, Hacı Özışık Hacı dedim ki biz e, imediakom olarak sizin ne ihtiyacınız varsa en azından işte yayın vesaire falan bunu üstlenmeye hazırız bir bölümüyle yap etmeyin yani işte efendim eğer teknik anlamda bir sıkıntınız varsa veya bir işte hosting firmaları vardı internet sitelerini e, o anlamda bir sıkıntınız varsa biz bir süre size destek olabiliriz e, bu imkan var e, falan gibi. O da çok teşekkür ederim sizin telefonunuzdan önce başka arayanlar oldu falan hani bir şekilde sürdüreceğiz devam edebileceğiz inşallah falan filan gibi. Ve bizi ilk öyle tanıştık bir telefon konuşmasıyla tanıştık daha sonra ben ofislerine gittim. Daha sonra çeşitli mekanlarda buluştuk kafelerde buluştuk vesaire filan falan. hatta çok teşkime sahibiz oldu o yıllarda aramız iyiydi. Her neyse yani böyle bir durumdaydı yani 2000 senesinde kurduğu internet haber sitesi birkaç ay sonra havluya atınca ben kapatıyorum falan diyebilecek bir noktadan bugünkü noktaya geldi. Bugünkü noktada nasıl bir mal varlığı var, nasıl bir serveti var kendisinin ve kardeşlerinin bilmiyorum. Bilenler bilmeyenlere anlatır. Ben bilmiyorum gerçekten. Şimdi böyle bir hukukumuz var. Daha sonra 2013 çok görüştük, şey yaptık. Hatta bana iş teklif etti. Gel internet haberin başına geç dedi. Ben Habertürk'ten ayrılmıştım o sene, o sırada. Sene 2006, evet 2006 yılında Habertürk Genel Yayın Müdürlüğü'nü bırakmıştım. Habertürk.com'un internet sitesinin. Gel internet haberin başına geç dedi. Ee, bir kafede buluştuk Beşiktaş'ta bir yerde. Ben de dedim ki ben interneti yaptım. Bir daha da internet yapmam. Çok teşekkür ederim. Ee, sağ ol önerin için dedim. Böyle de bir diyalogumuz da oldu. Ara, aramız iyiydi yani o anlamda. Görüşüyorduk, paslaşıyorduk. Neticede aynı dünyanın içindeydik. Yani ben de internet yapıyordum o yıllarda. O da internet yapıyordu. Her neyse. Gel gelelim 2013'ten sonra... Ee, ...biliyorsunuz 17-25 Aralık soruşturmaları ondan sonra bizim yayın çizgimiz bir doğrultuda gitti İpek Medya'da... İşte internet Haber ve diğerlerinin yayın çizgisi de başka bir doğrultuda gitti ve aleyhimde haberler çıkmaya başladı. Ve ben mesaj attım yani kendisine dedim ki yani ya bu haber doğru değil ya da en azından bir cevap hakkı falan... ...bir bakıyorum falan filan gibi böyle döndü bir iki mesaja tabii gereğini yapmadı... Sonra mesajlarıma da dönmemeye başladı. Böyle uzun mesajlar attım birkaç. Yani bizim bir hukukumuz var, bir şeyimiz var. Böyle olmadığını sen biliyorsun. Benim hakkımda niye böyle yazılıyor? Senin haberin olmadan senin sitende böyle şeyler çıkmaz. Ben de biliyorum falan. Dönmedi falan. Öylelikle koptu. Uzatmayacağım. E, tanırım yani e, kendilerine. E, bir tarafı itibariyle böyle. Hiçbir zaman e, internet sitesine girip bakmadım. Hayatımda internet haber.com yazıp da işte acaba orada manşetlerde ne var bilmem ne bir haberini tıklayıp okumuşluğum falan yoktur. Yani belki, belki bir şey gelmişse bir, bir yerden bir link falan gelmişse öyle tıklamışımdır. Hiç ilgimi çekmedi ve sitesinin de bir habercilik yaptığını ya da böyle ses getiren Özel haberleriyle falan, konuşulan falan gündem falan oluşturan bir şey e, oluşturduğunu görmedim. Daha çok tık e, tıklama e, hiti artırma falan üzerine bir e, şey şekillendirdiler. E, devamlı da belediyelerle, hükümetle şunda bununla iyi ilişkiler kurarak para kazanmaya baktılar. E, para üstüne para koyma, genişleme, büyüme falan böyle bir stratejileri oldu. Evet, e, hadi Özışık'ın Süleyman Özüçık'ta ilişkisi. Eskidir. 90'lı yıllardan itibaren, işte 90'lı yılların sonundan itibaren, ben işte dediğim gibi benim radarıma girdiği andan itibaren hep onu gördüm. Yani Süleyman Soylu haberleri hep internet haberde köpürtülmüştür. Ya da atılan tweetlerde, başka sosyal ağlarda paylaşılan şeylerde o yıllarda Süleyman Soylu Doğru Yol Partisinin İstanbul il başkanıydı. Bir ilişkileri vardı. Belli, belli ki daha da geriye giden bir ilişkileri vardı. E, hep paslaştılar. Süleyman Soylu partiliyken de, partisizken de, e, Demokrat Parti'nin başına genel başkan olduğunda, Mehmet Ağar tarafından tasfiye edildiğinde veya ötelendiğinde de şu bu falan ilişkileri hiçbir. Yani bir abi kardeş ilişkisi veya dost ilişkisi veya birbirleriyle ön adıyla hitap edecek kadar yani hadi uz ışık Süleyman Soylu ya Süleyman diyor yani. Böyle bir e, ilişkileri var. E, dolayısıyla Aralarındaki aralarında e, Muazzam bir hukuk e, Susuzmaz bir dostluk Bir ittifak bir müttefiklik ilişkisi var Yani belki 30 yıla yakındır Ha bu bir çırpıda böyle Bir kalemde silinip atılır mı belli bir menfaatler uğruna Kimler kimleri Satmıyor evet Kardeşler de bunlar soldan sağa Hadi Özışık Süleyman Özışık ve Mehmet Özışık Birlikte programda Yapıyorlarmış Evet Şimdi bu e, kişinin e, ara bulucu olduğu yani Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasında ara bulucu olduğu Sedat Peker tarafından iddia edilince bu kişi çıktı ve dedi ki e, bunu söyleyen, bunu iddia eden şerefsizdir, namussuzdur, haysiyetsizdir, şu bu filan bir sürü böyle şey yaptı. Tipik şey, alçaktır dedi hatta falan. Sonra Sedat Peker ha öyle mi diyorsun dedi. Bak dedi işte seninle görüntülü konuşmamız. işte bu da o görüntülü konuşmanın e, görüntüsü. Sedat Peker akşam saatlerinde bir iki tweet mesajıyla biri 8 küsür dakikalık öbürü de yaklaşık bir buçuk dakikalık toplamda 10-11 dakikalık iki videoyu yayınladı. Orada e, aralarındaki ilişki görülüyor. Ara bulucu olduğu görülüyor ve e, Mehmet Ağara e, işte Süleyman Soylu'ya onları rahatsız edecek ifadeler var. E, karşılıklı birbirlerine canımsın, adamsın, sen namuslu adamsın falan filan gibi e, iltifatlar, övgüler var. Ama Hadi Özışık'ta bir panik var. E, bu işin yani kendi isminin arabulucu olarak, ulak olarak haber getiren, götüren olarak veya ilişkileri düzeltmeye çalışan biri olarak gündeme gelmesinden rahatsız. Beni değil diyor, kardeşimi diyor şey yap. Ee, ne derler, e, söyle yani e, benim ismim şey olmasın, Süleyman'ı söyle diyor. O arada kardeşini de satıyor tabii bu arada. E, i̇şte canımsın benim, sen namuslu adamsın. E, i̇ki tarafta birbirine sevdiğim adam falan filan diyor. Ya, öyle tuhaf bir şey. Şimdi bununla ilgili e, benim kısa analizim şu. Birkaç maddede söyleyeceğim. Bir, e, Sedat Peker bu görüşmeyi deşifre ederek e, yaptığı bütün görüşmeleri kaydettiğini e, ilan etmiş oldu. Dolayısıyla bir daha kimse aramaz. Sedat Peker'i arasa bile kaydı altına alınıyormuş gibi veya yarın öbür gün yayınlanacakmış gibi konuşur. İki e, hadi Özışık ışık e, Peker'in onca ifşasına rağmen, onca satışına rağmen e, onunla bu kadar rahat görüntülü konuşacak kadar da e, akılsız çıktı. E, aptal yani e, karşında. E, ni, ...ne yapacağı belli olmayan bir adam var... ...üst üste ifşaatlarda iddialarda bulunuyor... ...bir kutsalı yok... ...herkesi yaka yaka gidiyor... E, ...sen de çıkmışsın bu şekilde böyle her şeyi... ...konuşuyorsun... ...bunun kaydedileceğini... ...bunun bir gün önüne konacağını düşünmen gerekirdi... E, ...zekadan yoksun bir strateji... ...bir stratejist olduğunu zannetmiyorum da... E, ...Nisan'da... E, ...söz verdiğini Süleyman Soylu'nun... E, ...söylüyor Sedat Peker... ...bana diyor Nisan'da geleceksin dedi... ...Nisan'da Türkiye'de her şey değişecek... ...dedi... Hani dedi Nisan'da her şey değişecekti. Nisan'da değişecek olan nedir? Gerçekten e, soru işareti. Süleyman Soylu Sedat Peker'e demiş ki Nisan'da her şey değişecek ve Türkiye'ye geleceksin. Evet. Bu gerçekten soru işareti. E, Peker iktidarın bağırsaklarını temizliyor e, gibi yorumlar çıktı e, internette, Twitter'da. Bu yanlış. Yani iktidar bağırsaklarını temizleyince temizlenmiş mi oluyor? İktidarın kendisi zaten komple artık bir kanserli bir yürüyen bünye yani. İktidarın komple temizlenmesi lazım. Dolayısıyla Peker'in yaptığı iktidarın bağırsaklarını temizlemek falan değil. Peker sadece kendi davası, kendi inandığı şey veya kendi çıkarları uğruna bir şey yapmaya çalışıyor. Onu elde ettiği anda da bunu keser yani. Erdoğan e, Süleyman Soylu'ya sahip çıkmadı. Bu doğru. Destek vermedi. Bu doğru. Bilakis işte zehirli yılan falan gibi göndermelerde bulundu. Eee Soylu için çember fena halde daraldı ama Soylu için çember daralırken ara bulucu ve işte ulaklar, tetikçiler neyse artık aradaki insanlar gitti. Özışık ailesi gitti. Bundan sonra Türkiye'de herhangi bir itibarlarının olmasını ve bundan sonra Türkiye'de iş yapabil e, iş yapabilmelerine veya eskisi eskisi gibi kontak larını yönetebilmelerine falan çok fazla imkan ihtimal vermiyorum ama orası Türkiye. E, unutur geçer. E, dün yerin dibinde olanlar tekrar çıkar. E, bir şey olur dolaşır. E, bakınız Mehmet Ağar. İşte bakınız Sedat Peker yani. Orası Türkiye. Eee Ayrıca Özışık ailesini veya Hadi Özışık'ı tanımak için e, Peker videosuna da gerek yoktu. Onun ilişkileri vesaire ortada. E, gazete gazetecilik, yayıncılıkla alakası olan insanlar değil. Yayıncılığı tamamen bir güç ve bu gücün sonucu olarak da e, maddi... E, büyüme olarak algılayan insanlar ve tek amaçları bu başka bir amaçları yok e, dediğim gibi ben hiç girmedim sitelerine yazıp böyle internethaber.com falan diye hiç girmedim YouTube'daki şeylerini de takip etmedim neden e, çünkü bir şey bulamayacağımı göremeyeceğim biliyorum yani yok orada yani anlatabiliyor muyum ben Habertürk'te çalışırken insanların ana sayfası Habertürk.com'du günde 10 kere girmeden e, duramazlardı o internet haberin konuşulduğunu hatırlamıyorum ki o internetin Türkiye'de ilk yıllarıydı yani çok popüler zamanlardı e, Kardeşini sattı e, ya benim ismimi geçirme Süleyman'ı yani bunlar o kadar bir şey e, tuhaf bir şey ki hani deniyor ki dostlar nasıl birbirini satar İnsanların bu kadar hukuku var ya adam kardeşini sattı Hadi Özışık e, mu muhtemelen e, Süleyman'a da söylemiştir ya Süleyman e, ben gitmeyeyim de bari seni harcayalım falan yani o da kabul etmiştir veya bilmiyorum haberi var mıdır yok mudur. Ee, kardeşini masaya koydu ve işte bana dokunmayın o yaptı. Ya falan getirmeye çalıştı. Düşünün yani insanlar amaçları uğruna kardeşini bile satabiliyor yani. Evet. Evet, Peker dönüş biletini yaktı. Bence de dönüş biletini yaktı. Ve Peker'in bir dönüş bileti olduğunu düşünmüyorum. Nihai olarak da söylerim. O arada Süleyman Soylu öz ışıklarla ilgili suç duyurusunda bulunmuş hikayedir. Biraz evvel anlattım. Böyle engin bir hukuka Hukuku bulunan e, grupla e, tamamen kamuoyuna danışıklı dövüş e, şeyleri. Hadeüz Işık yayında e, Mehmet Ağar'a aptal herif diyor. E, Mehmet Ağar bunu onun yanına bırakır mı bırakmaz mı bilmiyorum. Orası Türkiye. E, bizimkine darbe vuruyor diyor. E, bizimki dediği de Süleyman Soylu. Belli ki işte bu olayda Süleyman Soylu'nun yanında. Biraz evvel hukuklarını da anlattım. Geriye doğru geniş bir hukukları var. Eee... Süleyman Soylu'nun medyadaki e, ekibi de böylelikle silinmiş oldu. Yani çember daralıyor derken kastım bu. Öz ışıklar ve işte internet haber şu bu falan ve onların altındaki troller. Orada işte Abdurrahman diye bir tip var. Bir sürü şeyler var. Nevzuhur tipler bunlar. Yani işleri trollük. Onlar üzerinden bir sistem bir mekanizma yürüyordu ve Soylu'nun bu ayağı kesilmiş oldu o açıdan önemli Sedat Peker Soylu'yu henüz yani çok yıprattı artık yani tutunacak şeyi kalmadı Soylu'nun destek de yok itibar da gitti ama ilk düşen medya ayağı oldu bunu da belirtelim. Ee, Erdoğan ekibi e, yaşananlardan e, memnundur diye düşünüyorum. Bir önceki yayındaki çok güzel seyredildi 800 bin civarı. Bir önceki yayında söylemiştim. E, yola çıkmış gelen Sedat Peker videolarını yönetme, kontrol etme, yönlendirme ve amaçları doğrultusunda kullanma noktasında. Erdoğan ekibinin yaşanan gelişmelerden mutlu olduğunu zannediyorum. Her ne kadar iktidar yıpransa da bir mafya cumhuriyetine dönse de e, bu yolla yarın öbür gün kendisine muhtemel rakip olacak e, soyluyu ekarte etmiş, tasfiye etmiş, e, beş paralık etmiş oldu. el altından Erdoğan ekibi bilmiyoruz. E, Sedat Peker'i enforme ediyordu olabilir. Bazı bilgilerle bazı enformasyonla e, Sedat Peker'i yönlendiriyor da olabilir bunu bilmiyoruz. Yani neticede Mehmet Ağar'ın yer üstünde, Sedat Peker'in yer altında, Alaçın Çakıcı'nın yer altında olduğu bir e, mafya e, düzeni Türkiye. Evet. Yorumlara bakıp e, analizimizi tamamlayalım. E, i̇şte diyor Hadi ve Öz Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım. E, bir haber sitesini açıklamada bulunmuş. Açıklama yaptığı kişi de Cengiz Er. Cengiz Er, Erdoğan'ın dayısının oğludur. Fakat burada yaptığı açıklamada enteresan bir şey söylüyor. Keşke diyor başıma e, bir şey gelseydi de bugünleri görmeseydim. Keşke başıma bir şey gel. En sonunda PKK ile terör örgütleriyle falan falan mücadele ettik. Keşke başıma bir şey gelseydi bugünleri görmeseydim. Başına gelecek gelmiş zaten Süleyman Soylu. O arada Hadi Öz Işık kamuoyuna duyuru yapmış e, sabaha doğru. Burada Soylu ile hukukunu doğruluyor. Peker ile hukukunu doğruluyor yayınladığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşündüğümden dolayı kendisiyle birkaç görüşme yaparak sana ne? Ben yapıyor muyum? Süleyman Soylu'yu arayıp da ya yaptığınız açıklama maksadını aşmaya başladı. Veya Sedat Peker'i arayıp da yaptığın videolar maksadını aşmaya başladı. Mehmet Ağar'ı arayıp da yaptığın açıklamalar maksadını aşmaya başladı diyor muyum? Böyle bir ihtiyaç hissediyor muyum? Olayı takip ediyorum. Ben gazeteciyim. Sen değilsin. Olmadığın için de Sedat Peker'in yaptığı videoların maksadını aşmaya başladığını düşünüyoruz. Allah Allah. Neye dayanarak, kime güvenerek ve niye? Sana ne ya? <laughs> sana ne? Sedat Peker'in videoları maksadını aşmış veya aşmamış sana ne? Sen kimsin? Anladınız mı? Sakinleştirmeyi, Türkiye gündemini meşgul eden tatsız durumu nihayete erdirme erdirmesini sağlamaya çalıştım ne sakinleştirmesi Türkiye gündemini meşgul Türkiye gündemi senden mi soruluyor? Anlatabiliyor muyum? Açıklamadaki tuhaflığa dikkatinizi çekiyorum. Görüşmelerden soydurun haberi bilgisi yoktu. Israrla tavrını, ısrarla tavrını sürdürünce haklısın diyerek konuyu kapatmak durumunda kaldım. İyi niyetle aldığım inisiyatifin olumsuz sonuçları şahsıma aittir filan falan. falan. <laughs> Soylu'nun da ifade ettiği gibi kendisiyle bu konuda ne şahsımın ne kardeşimin hiçbir itibatı olmamıştır. Açıklama yaparken bile yalan söylüyor. Hadi Özışık, Sedat Peker'le soylu arasında aracılık yapan şerefsizdir, haysiyetsizdir demişti. Videodan anlaşıldığına göre aracı Süleyman Özışık'mış diyor. Süleyman İrvan güzel bir tweet paylaşmış. Ne günlerden geçiyoruz? Gazeteci suç, örgü, suç örgütü e, liderini e, değil, e, şöyle tam getireyim. Gazeteci suç örgütü liderini değil, suç örgütü lideri gazeteciyi de şifre ediyor. Evet. Hadi Süleyman Özışık kardeşlerin bir de Mehmet Özışık diye kardeşleri var. Bu Mehmet Özışık Didim Belediye Başkanı'na yönelik kumpası kurgulayan isimlerden biriydi diyor Dinçer Gökçe. Bu zat Hadi Özışık Habertürk, CNN Türk, Haber Global, A Haber kanallarının vazgeçilmez konu değil miydi? Bu tiplerle her hafta program yapanlara gazeteci bunların hakem kestiği programlara haber denir mi? Sedef Kabaç sormuş. Ayşe Yıldırım daha Bodrum Yalıkavak Marina'da ağanın rezervasyonuyla yemek yiyen gazetecileri göreceğiz ki bunu... Ee hatırlatmıştı Sedat Peker videolardan birinde. Muhammed Efe an itibariyle İçişleri Bakanı soylu bakanlık binasında çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor demiş dün gece ama Erdoğan'la görüştüğüne dair de haberler çıktı. Bilmiyoruz. Saray kapalı kutu yani. Adem Yavuz Arslan öz ışıkları tanımak için Peker'in video yayınlamasına mı ihtiyacınız vardı? Hayır yoktu. Öz ışıkları herkes tanıyordu. Herkes de ne yaptıklarını biliyordu. Ama neticede hep e, onunla e, altak Verkül'a karşılıklı hem televizyon programlarına çıkıyorlardı hem de Kars gecelerinde ee, ne bileyim Kars kazı götürüyorlardı afiyetle. Fotoğrafları da var internette ararsanız bulursunuz. Silinmeden bakın. Berat Albayrak'la düşman olmasına soylunun neden olduğunu tekrarlayan Peker 20 senedir biz bu adama yatırım yaptık. Nisan'da dönüyorduk abi ya. Nisan'da hani her şey değişecek abi bu ülkede dediği kısımsa hayli dikkat çekici demiş. Mehmet Altan mafyayı kapatamadık bari HDP'yi kapatalım öyle mi? Ahmet Memiş sırf gazetecilik yaptığımız, kalemimizi satmadığımız için, onurumuzla 4 yıl yattık, ilk tahliye olduğumuz gece içeride kalmamız için saatlerce yayın yapanların hali ise ortada diyor. Evet, onlar da ilk tahliye oldukları gece o troll ordusuydu, salmayın bunları diyen. Ahmet Dönmez demokratik hukuk, hukuk devletlerinde hükümetler mafyanın ipini çeker bizde mafya hükümetin ipini çekiyor kirli çamaşırlarını ortaya saçıyor buradan anlayabiliriz bizde nasıl bir hükümet var ortalık leş gibi demiş. Bülent Korucu Hade Yüzışık'ın deşifre edilmesinden sonra Sedat Peker'in kankileri kasetimiz çıkar diye tutuşmuştur artık Peker'e yasak savma kabiliğinden bile bir şey söylerken iki kere düşünecekler. Savaş Genç Hande'nin FaceTime bağlantısıyla gelen rejim Peker'in FaceTime'larına tosladı diyor. Kerim Has Rusya'da medya ve gazeteciler daha şerefli demiş. İlhan Tanır 13 Mayıs Soylu'dan Peker'e hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa aziz milletimizin göz önünde idam dahil her türlü cezaya aşağılanmaya razıyım demişti diyor. İkinci temas doğrulaması geldi diyor ama işte bunlar öyle üfürüyorlar alçağım şerefsizim idamla yargılayın. Tunca Öğreten ilk iktidarın gazetecisi Hadi Özışık'ın suç örgütü lideriyle karşılıklı bakan dedikodusu yaptığı dakikalarda haber kaynağıyla görüştüğü için terörist ilan edilmiş onlarca gazetecinin cezaevinde tutsak olduğunu unutmayalım demiş. Soylu Özışıklara haber gönderip mahsustan hakkınızda bir dava açacağım sorun yapmayın dememişse ben de Süleyman Soylu'yu tanımamışım diyor İlhan Tanır. Aynen öyledir. Arzu Yıldız bu Hadi denilen alçak derken o tabi ben alçağım diyor ya oradan gönderme yapıyor. Ee, Ahmet Altan Baransu Demirtaş Gergerlioğlu ve birçok insan hakkında atıp tuttu bunlara itibar edildi bunları gazeteciliği rant şantaj aracılık ve komisyonculuk olarak kullandı diyor aynen öyle Yayıncılığı gazetecilik demiyorum yayıncılığı rant şantaj aracılık ve komisyonculuk olarak kullanan bir ailedir yeni ortaya çıktı herkes biliyordu zaten Sedat Bozkurt her yer her şey çok kirlendi, çürüdü. Temizlenmesi zaman alacak, kolay olmayacak ama olacak demiş. Gene Arzu Yıldız, 20 yıldır 20 yıl yatırım yaptık. Neyimiz varsa buna yatırdık. Daha ne desin diyor. Soyluya Sedat Peker böyle demişti Soylu için. 20 yıl yatırım yaptık. Soyluya neyimiz varsa Soyluya yatırdık. Yetva Danzikyan, Osman Kavala'yı, Selahattin Demirtaş'ı, Faruk olduğunu gazetecileri, siyasetçileri, hak savunucuların içeri tıkıp yaptıklarına bakın demiş. Sertaçak'tan AKP'de yaşanan olayın İngilizce'deki adı implod yani içeri doğru patlamak. Süleyman Soylu yakın tanıdığımız arkadaşlar ismimizi kullanarak bir mafya lideriyle bana tuzak ve tezgah kurdular. Yarın sabah Özışık ve Süleyman Özışık hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Soylu fena sıkıştı, kendi elemanlarını birer ikişer satmak zorunda kalıyor demiş Said Sefa. Mesut Yılmaz Eski emniyet istihbarat ee, müdür yardımcısı. Peker'e ilginin bu kadar yüksek olmasının nedeni belki de halkın gerçek yapılan muhalefete aç bırakılmasıdır. Serap görmekten bıkan halk çölde su bulmuş gibi hem içiyor hem suya hasretini gideriyor. 20 yılda muhalefetin yapamadığını 5 videoda yaptı. Muhalefeti de sıfırladı demiş. Devamla Peker'in dediği Neyzen tevfikin dörtlüğü bu herhalde deyip bununla bitirelim manşeti. Asrın yeni bir umdesi var hak kapanındır. Söz haykıranın mantıksa şarlatanındır. Geçmez ele bir paye kavuk sallamayınca kurs kürsi liyakat pezevenk puş dolanındır. Kusura bakmayın Nezen satırlarından aynen aktardım. Evet. Olay nereye gider bilmiyoruz. Perşembe günü e, Sedat Peker yeni bir video çeker mi bilmiyoruz. Aracıların laf getirip götürenlerin işi zor. E, Tayyip Erdoğan'la Sedat Peker anlaşır mı, mı anlaşmaz mı bilmiyoruz. Anlaşırsa bir takım mal mülk ve e, Sedat Peker'in Dubai'deki can güvenliği üzerinden bu olabilir. Sedat Peker bu rejimde bu dönemde Türkiye'ye dönmez dönemez bunu da zaten kendi çok iyi biliyor. Yaktıkta, yaktıkları adamlar da öğrendi ama artık çok geç oldu. Evet günün ikinci yayını Özgür Düşünce olacak. Manşeti böylelikle noktalıyoruz. Yarın mı yaparız? Cuma mı tekrar manşette buluşuruz bilmiyorum. Çünkü Türkiye gündemi çok hareketli ama gündemde mühim bir gelişme olduğunda manşetin de hemen arkasından yayında olacağından emin olun. Hoşçakalın.